Evet, yeni jantlarımız bunlar arkadaşlar. Lastikler durumlarını bakın göstereyim. Lastik durumları sıfır daha, neredeyse yeni. Bunu yeni almışlar zaten. Bakın aradaki şeyler bile daha duruyor. Bunlar arka, bu ikisi V taban. Bunlar arka, bunlar ön arkadaşlar. Bakın bu ön de öyle. Daha aralardaki dişleri falan hepsi duruyor. Bunu bu şekilde ne kadar aldım? Bu da bu arada Doğan'ın göstergesi. Şuraya koyayım. Burada Doğan'la alakalı malzemeler var. Pasta cila yapmıştım, benzerine ile alakalı da. Şimdi burada malzemelerimiz var. Neler var? Burada böyle bir tane alet var. Bunun ne olduğunu birazdan anlatacağım. Burada da böyle bir alet var. Bir de şurada otodestekçim ürünümüz var. Şimdi bu jantları temizleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar BBS RS2 jantlarımız. Bu şekilde. Yeni. Evet arkadaşlar, şimdi yeni aldığım BBS RS2 jantlarını sizce kırmızı Doğan'a mı takayım garajdaki, yoksa yeşil Doğan'a mı takayım? Kararı siz verin. Ben biraz daha yeşile takma taraftarındayım. Sizin isteğinize göre o arabaya takacağız arkadaşlar. Ben biraz daha dediğim gibi yeşili düşünüyorum. Şimdi bu aldığım BBS RS2 jantlarını bu arada 1000 liraya denk getirdim arkadaşlar. Jant lastik bayağı da güzel. Kapakları da var ama kapakları çok kötü durumdaydı. O yüzden yeni kapak sipariş verdim. 200 liraya arkadaşlar. 4 tane. Onlar da kargoyla gelecektir zaten. Onlar da geldikten sonra arabamızın üzerine takacağız. Hatta ondan sonra da diyorum ki ya krom BBS yaptırırım, ya altın ya da gold. Sizce hangisini yaptırayım? Aşağıda yorumlara yazarsanız sevinirim. Hangi arabayı takayım? Bir de altın mı yapalım? Gold mu yapalım? Onları aşağıda yazarsanız aşağıda sevinirim arkadaşlar. Şimdi bu genel jantlarımıza polisaj yapacağız. Polisaj nedir? Nasıl yapılır? Onu size göstereceğim arkadaşlar. Bir tane otodestekçim ilacıyla, şu ilacımızla jantları güzelce temizleyeceğiz arkadaşlar. Pisliklerin hepsini atacağız üzerinden. Temizledikten sonra bakın bu şekilde Volax polisaj yağı diye geçiyor arkadaşlar. Mavi bir şey. İçerisinde mavi bir şey var. Bunu süngere sürüyorsunuz. Sürdükten sonra jantınızın yüzeyine komple canavarla birlikte, yani dönüş hızı yüksek olan, ısıtarak bunu sürüyorsunuz arkadaşlar. Sürdükten sonra jantlarınız parlıyor. Yani krom kısımları parlamış hale geliyor. Şimdi yeni aldığım BBS'lerde yapacağım. Ayrıca dediğim gibi krom kaplamayı da düşünüyorum. Bunu beğenirsem şu kırmızı Doğan'ın üzerindeki azevleri de yapmayı düşünüyorum. Evet. Şimdi hadi başlayalım videomuza. İlk önce otodestekçim ilacıyla jantımızı temizliyoruz. Ya jant şu an bile parladı zaten. Daha da parlak olması için yapacağız o işlemi. Bak, ulen be. Aslında var ya, hiç polisaj yapmaya bile gerek yok ha şu an. Zaten polisajı da sadece buralara yapabiliyorsunuz. Jantın şu an bile kaderi değişti. Az önce nasıldı, şu an nasıl? İyi. Bak şimdi şuraya bak. Nasıl temizliyor? Thank you.
Mesela bu şu an bu jantın mesela şu an bu gördüğünüz bu jantın arka kısmı çok kötü. Neden bunun arka kısmı çok kötü? Bu ön tekerlek. Yani burada balata disk kısmı olduğu için buranın bu şekilde pis olması gayet normal. Mesela bu diğer jantımızda arka tarafta böyle bir pislik yoktu. Bakın bunları falan nasıl temizliyoruz. Şu göbek kısmı. Bak şimdi. Rengi görüyor musun? Bak. Direkt bu şekilde temizler atar. Burada yağ birikintileri falan da var tabii. Yardımınızı hiç benim gibi böyle bir detay yapmak için uğraşmak istemiyorsanız jantınıza bundan sadece sıkın. İç kısmına da gelsin. Tazyikle suyla vurun. Bu bütün pislikleri alır zaten. Jantların hali şu an bu şekilde. Aslında şey bile yapmaya gerek kalmadı. Gold. Evet arkadaşlar, bu polisaj yapılmış, bu da yapılmamış. Bu bir tık daha iyi. Bunda polisaj yaptım arkadaşlar. Bakın buralar daha biraz daha canlı oldu. Göbeklere yapmayın. Göbekler olmuyor arkadaşlar. Bakın şurada küçük bir şey denedim size göstermek için. Göbeklerde olmuyor. Sadece şu kısımlara yapın. Parlayan kısımlara. Bu normal polisajdı. Bu da polisajsız. Bu daha böyle parlak. Yani nikelajlı gibi daha canlı parlıyor. Bu da normal. Bu şekilde parlamayan tipten arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Bir tane ihtiyacınız olan canavar. Canavarın ucuna bu bir tane keçe gibi bir şey bu arkadaşlar. Bunu takıyorsunuz. Ayrıca burada da polisaj yağı dedikleri finish gibi bir şey böyle. Bu üründen kullanıyorsunuz ve güzelce arabanıza
arabanızın jantına bunu uygulamayı yapabilirsiniz. Bunda mesela sadece oto destekçim ilacıyla temizledim. Bu da parlıyor. Yani şöyle uzağa geldiğimizde bakın uzaktan baktığımızda bu da parlıyor. Bu biraz daha böyle koyumsu parlıyor arkadaşlar. Polis aracıyla bayağı bir zor bir işlem. Bilginiz olsun. Ben şimdi 4 tanesini de yapacağım. Ama jantları güzelce temizlemeyi unutmayın. Oto destekçim ilacını falan sipariş vermek istiyorsanız aşağıda açıklama ve yorum kısmında verebilirsiniz arkadaşlar. Linkler var. Bugünkü videomuz da bu şekilde arkadaşlar. Şuraların falan yağ olmuş. Yapmak isteyenler polisaj işlemini bu şekilde yapabilir. Göbeğe yapmayın. Sadece o kenarlara, yan yüzeylere yapabilirsiniz. Göbeğe yaptığınız zaman boyasını atıyor arkadaşlar. Boyayı yakıyor. Güzelce canavarla o ürünü sürüyorsunuz. Sürdükten sonra canavarla üzerinden geçiyorsunuz. Isıtarak yapılan bir işlem. Ayrıca jantlarınızı temizlemeyi unutmayın. Benim şimdi ben bir tanesini yaptım. Bir tanesi yaklaşık 1 saat falan sürüyor. Diğerlerine de bir 3 saat falan daha uğraşırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani biraz daha profesyonelleşirsem yarımşar saatten biter diye düşünüyorum. Merak edilen bir işlemdi. Polisaj işlemi çok merak ediyordunuz. Ayrıca yeni jantlarımızı hangi arabamıza takalım? Kırmızıya mı? Yeşile mi? BBS'leri. Krom yaparsam gold mu yapayım? Ben bunları bir de krom yapmayı düşünüyorum. Kapaklar da bugün yarın gelir. Yeni kapak aldım bu arada. Onlar da geldikten sonra komple krom düşünüyorum. Altın mı? Ya da gold krom mu? Fikirlerinizi yazarsanız aşağıda sevinirim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz like atmayı da bana destek olmak için unutmayın. Kanala da abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.